şimdi bu sizin yöneticinizi bilirseniz. Ramazan ayı hepimiz için özel bir ay tabii ki. İnsanlar iki öğünde besleniyorlar. İftarımızı açıyoruz ve arkasından belli bir saat sonra sahurumuzu yapıyoruz. Yemeğin arkasından mutlaka dişlerimizi fırçalamamız, ara yüzleri, dişlerin ara yüzlerinde kalan yiyecek artıklarının oralardan uzaklaştırılması gerekiyor. Bunları yapmazsak herhangi bir şekilde yemek yemediğimiz veya su içmediğimiz için ağızda tükürük akışı da azaldığından dolayı tükürüğe bağlı tamponlama mekanizmaları da çalışmayacağından çürük aktivasyonlarıyla karşılaşma olasılığımız ortaya çıkmakta. Bunun için de en iyi ağız sağlığı sahurdan sonra mutlaka dişlerimizi fırçalayarak, dişlerimiz arasında kalan yiyecek artıklarını ortadan kaldırarak sağlanır. Özellikle de ilk yemeğimiz olan iftarın arkasından da yiyecek artıklarının dişlerden uzaklaştırılması biz diş hekimleri tarafından tavsiye edilmektedir. Sahurlarda yapışkan, dişe yapışabilen şekerli yiyeceklerden uzak duralım. Çünkü bunları ağzımızın içinden bir şekilde fırçalayarak uzaklaştıramazsak gün içerisinde oluşan tükürük akış hızı azalmalarıyla çürük aktivasyonları görebiliriz. Bu da hiç gerek olmadan durup dururken dişimizi çürütmemize yol açacaktır. Asitli gıdalar, yani ilk defa yemek yiyorsunuz, ağzınız ortamına bir anda çok yüksek asitli gıdaların da girmemesini tavsiye ediyoruz. Özellikle gün içerisinde hiçbir şey yememesiniz, ilk defa yiyeceklerle beslenmeye başlıyorsunuz. İftarda özellikle asitli direkt gıdaların tüketilmesi bizim açımızdan çürüksüz diş kayıpları, yani bizim servikallerde dişin kök kısımlarında meydana gelebilecek, boyunlarına meydana gelecek aşınmalara yol açması açısından açıkçası asitli gıdalar tüketmeyelim. Diş etleriniz kanıyor mu? Fırçalarken mi kanıyor yoksa kendi kendine de kanıyor mu acaba? Sabah. Nasıl? Sabah. Bazı. Burada değiştirmemiz gereken bir kaplamamız. Şimdi takımı ne yapalım? Sabah.